Aa. Ne haber? Seni arıyordum. Ya. Vallahi. Şey, ne oldu? Gamze'nin söylediği her yere baktım ben. Hı. Maalesef. Yapma ya. Ay ne yapacağız biz? Yani biz Nermin'e ayaküstü 40 yalan söyledik biliyor musun? Kız evde dedik. Ay duyarsa yüreğine inecek kadının. Dur. Sakin ol. Ben emniyetten geliyorum. Bir arkadaşım var. Durumu anlattım ona. Yeni deliğinde bile olsa bulurum ben dedi. Yani iyi haber. Sen çok iyisin esas. Ay Allah razı olsun senden. Yok canım. Nermin nasıl? Daha iyi mi? Yani Nermin, doktorlar diyor ki kendine zarar verebilirmiş. Yapma ya. Ya, biraz hastanede kalması gerekiyormuş. İyi dayanıyor biliyor musun kadıncağız? Vallahi ben olsam tekmil kafayı üşütürüm. Öyle şey deme. Ben izin verir miyim buna? Vallahi ben tadilatta yardımcı olunacak bir şey var mı diye gelmiştim ama... ...burada başka filmler dönüyor herhalde ha? Tövbe estağfurullah yarabbim. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ya sen ne cins bir adamsın ya? Yasemin, bak şunu konuşturma. Yoksa başka şeyler olacak ha. Ne olacak ya? Ya hiçbir şey olmayacak. Senin yüzünden yandı benim evim. Utanmıyor musun böyle elini kolunu sallayarak buraya gelmeye? Dermişsin bir de burada ahkam kesiyorsun. Git kardeşim ben senden başka bir şey istemiyorum. Git. Yasemin. Ya git istemiyorum ben senden bir şey. Bakıyor hala. Git bir de posta koyuyor ya. Git benim evimden gelme. Çık git ya bakma git. Bu sefer aramızı bozmadan gitti. Baba? Baba ya. Anneni kovmaktan beter ettiği baba. Yine mi kavga ettiniz? Yok kızım kavga denmez buna. Annen çemkirdi de her zaman olduğu gibi. O Sinan denen herif dikilmiş ustaların başına. Annenin gözünü boyuyor. Saf kadın zaten. Ama sen beni bilirsin kızım. Ben pes etmem. Ben biliyorum onun gözünü nasıl boyayacağımı. Neyse. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Sen bırak bunu. Taşırım ağır ya. Ağır mı bırak? Ben taşırım. Ağırmış sen. Şu aslan gibi adam. Ne bulur ki bu sümsükte? Var mı hala? Yok. Hı? Sildim. Kız Yasemin. Sen benim nişanımı elimden aldın ya. Ben de sana Sinan'ı yar edersen bana da Emel demesinler. Ne tarz bir şey istersiniz? Alyans, Tektaş, Tamtur? Bilmiyorum ki. Ben böyle daha çok sezgilerime güvenmek istiyorum. Şöyle bir şey önersen. Ya böyle aradığım şey sanki böyle görünce işte bu Yasemin'in yüzüğü diyebileceğim bir şey istiyorum aslında. Ama tabii yani. Anlıyorum. Narin, mütevazı ama nadir bir parça olsun istiyorum. Özel. Şuna bir bakabilir miyim? Tabii ki. Şu. Tabii. Nedir bu? Bu nadir bulunan telkare bir parçadır. Usta işidir. El yapımıdır. Eşi benzeri yoktur. Tektir yani. Tek? Hı hı. Tamam alıyorum bunu. Tabii ki. Ne kadar? Hemen bakayım. Biraz önce çıkan herif ne aldı? Siz vergi müfettişi misiniz? Yok be kardeşim. Yani bizim bir ortak tanıdığımız akrabamız var. Hani düğünde altta kalmayayım gibisin anladın mı? O kendi düğününün derdine düşmüş. Nişanlısına yüzük aldı. Yüzük mü? Hı hı, yüzük. Ne yüzüğü ya? Telkari bir yüzük. Ben Tektaşlardan önerdim. O yok istemiyorum. İlla bundan istiyorum dedi. Pinti şerefsiz. Vay. O yüzük Tamtur'dan bile daha pahalı be. Gamze istedi.
Gidelim yeni eve bakalım bakalım diye tutturdu. Kırmamak için gittim. Sırf hatır için. O Kenan iblisi de beni Sinan'ın önünde indirmesin mi arabadan? Sırf gıcıklık için ha. Pis. Bir de bağırıyor. Ne zaman getireyim eşyaları? Evi dayayıp döşeyeceğim bak. Ahlaksız ya bu. Ahlaksız. Niye şimdiye kadar yapmamış da şimdi yapıyor yani? Ya hiç laf olsun diye. Şimdi biz şeyle habisliğine yapıyor bunu. Bizim Sinan'la aramızdaki ilişki iyi ya. Hani biz ciddiye doğru gidiyoruz filan. Bu da bunu bahane edip gıcıklığını yapıyor. Kıskançlığından. Pis. Kızım bu Sinan da diklenmesin mi Kenan'a? Ben bayağı benim yüzümden kavga çıkacak filan zannettim. Yalnız bana bir bakış attı o Sinan. Ha, eridim ayrı hikaye ama pis bir bakış yani. Sanki ben onun değil de Kenan'ı koruyormuşum gibi. Ben niye koruyayım ki Kenan iblisini? Niçin koruyayım? Sonra da Emel'le ikisi böyle tıngır mıngır gittiler. Az gevşetsene şunu. Bana bak. Bu Emel tekrardan mı sardı bu Sinan'a? Hep sarık o. Hep sarık. Yeni değil ki. Allah'tan Sinan ona yüz vermiyor da. Pis. Pis. Ay dur yeter. Bana yüzük almış. Kim? Sinan. He Sinan. Ama daha yüzüğün ucunu göstermedi bana. Zaten gösterici de yok bu saatten sonra. Gidip onu... Ay bana gıcıklığına gidip onu Emel'e verirse ya. Vallahi billahi ben artık kendimi böyle boğarım ha. Ay dur bir dakika dur canım. Zeliş Allah Tilla aşkına sen bana bir şey söyle. Kim söyleyecek bana senden başka? Sen sonuçta kadının kitabını yazmış bir kadınsın. Allah'ını peygamberimiz ver. Bir şey de bir şey yani bana bir ışık, bir şey, bir yol. Yasemin senin bu yüzüğü alman lazım. Sen bu yüzüğü alamazsan daha durur yani bir iki sene daha beklersin söyleyeyim ben sana. Bir iki sene? Bana ne ben iki sene sonra mı evleneceğim bu adamla? Yani sen bu adamı seviyorsun değil Seviyorum. Mi? Evlenmek de istiyorsun. Çok, çok istiyorum. Tamam o zaman git al yüzüğünü. Alırım ben bu yüzüğü. Alırsın Yasemin. Ben bu yüzüğü alırım ve takarım bu parmağa da. Alırsın da takarsın da. Yürü git al bu yüzüğü. Gidiyorum ben. Hadi bakayım. Kız. Hadi git al. Merhaba Sinan. Hasta mısın sen? Başım ağrıyor biraz. Geçmiş olsun. Çağırmayacak mı beni içeri? Nereye oturayım? Ne? Nereye oturayım diyorum. Nereye istersen oraya otur Yasemin. Niye geldin? Ne niye geldin? Vardır herhalde bir açıklaman değil mi? Var işte anlatmaya çalışıyorum dinlemiyorsun ki beni. Öyle, anlat. Emel söylediğinde hiç inanmadım biliyor musun? Ondan sonra siz böyle geldiniz arabayla ailecek. Niye gittin sen evi görmeye? Ya bizim Gamze'nin zaten biliyorsun ev yandıktan sonra psikolojisi bozuldu. Gitmiş babasıyla bir şeyler konuşmuş paylaşmış. Beni sıkıştırdı anne gidelim eve bakalım. Ben de kırmak istemedim onu. Oh. Sen Gamze'yi bahane etmiyorsun değil mi? Yani kendinle gitmek istemiş olabilirsin çünkü. Ya ne diyorsun sen Allah aşkına ben? Niye Gamze'yi bahane edeyim? Ben bu adamdan şahsım adına bir kuruş bile nafaka almadım ya. Onun bir kuruşu benim boğazımdan geçmedi. Ben bu kızı kendim yetiştiriyorum yıllardır kendi el emeğim göz nurumla. Ben sana... Ne dedim? Gelin burada kalın demedim mi Gamze'yle beraber? Dedim. Ne yaptın sen o zaman? Diktin burnunu havaya bir afra bir tafra. Yok ben acınacak kadın mıyım? Bana acınmanı istemiyorum Sinan falan filan. Ya benim teklifimi reddediyorsun. O adamın teklifini. Tamam orada haklısın bir şey demiyorum sana. Yapmamam gereken bir şey oldu. Yapma. Asıl ben haksızım. Ben kim oluyorum ki? Çok ileri gittim ben ya. O senin eski kocan. Ömrünüzün sonuna kadar bu ilişki devam edecek işte. Ya sen niye böyle söylüyorsun? Niye sürekli durup durup... Neyi benim eski kocam? 100 kere söyledim. Bu benim çocuğumun babası. O kadar.
Boşanmış anne babaların yaptığı şey yapıyor. Sürekli çocuğumu bana karşı kullanıyor. Bir şey yok. Benim hayatımda senden daha değerli hiçbir şey yok. Sadece senin... Şimdi ben o adamın adını söyleyeceğim. Sen yine bana kızacaksın. O ismini bile almak istemediğim adam... ...seni kuyumcuda görmüş. Sen şey almışsın bana hani... Ne bakıyorsun öyle? Hani parmağı takılıyor ya. Hani takılınca sonuçta ilişkinin de bir ismi falan konuluyor. Yani. Vay canına ya. Şu hale bak. Ne hal? Bu ne ya? Ya ben o kuyumcuya nasıl heyecanla, nasıl özel duygularla gittim biliyor musun sen? Hı. Evet, sana yüzük aldım. Evet. Sana verecektim. Verecektim. Vermeyecek misin sen yüzüğü bana? Yasemin, ben sana o yüzüğü verirken içimde hiçbir kuşku olsun istemiyorum. Şimdi? Şimdi ne? Yasemin ya, bu gel gitler beni çok yordu. Sen şu Kenan meselesini çözmediğin sürece nasıl olacak bu iş? Yoruldum ya. Ben de bu inanmamalardan falan çok yoruldum. Ben daha ne, nasıl ifade edeyim, ne diyeyim kendim hakkında. Nasıl inandığım bilmiyorum. Aşk olsun sana ya. Aşk olsun Sinan. Tamam o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.